bir şey yok. Saçma sapan şeyler burada desteklemeyin. Bu ne bağnazlık ya? Ya lütfen. Yürüyüş olsun lütfen ya. Yürüyüş olsun. Yazıklar olsun. Kız çocuksun. Yok öyle bir şey. Ya benim adıma anan babam niye karar verecek? Kafayı mı yediniz siz ya? Görücü usulü değil mi? Anan babam niye benim adıma karar versin? Ben bu adamla ben yatağa gireceğim. Ben çocuk yapacağım. Birlikte çocuk büyüteceğim. Kendinize gelin. Biz aileleri evlendirmiyoruz. Biz bir adamla evleniyoruz. İşte orada da yanılıyorsunuz. Bak şöyle şimdi dinleyiniz ben size anlatayım. Hemen. Bir kere sizin hayatınız ve hatta benim hayatım bile bu toplumun geleneklerine, göreneklerini ve toplumun genel toplum dediğimiz lütfen onlara bir ölçü ve örnek değildir. Toplum derken kime ayırıyorsunuz? Ya siz kendinizi evlenmeden önce cinsel hayatın olmasını savunuyorsunuz. Siz yok böyle bir şey. Ben bunu savunmuyorum. Ya savunmayın. Ben de diyorum ki onu, insanlar bunu, cinsel olarak yuvanlı, anlaşamıyorsa bir sürü ya, daha aynı yatağa girip 10 senedir 20 senedir aşkım kapışmak gelsin burada anlatsın. Ya bunun ne için alakası var? Bir sürü kapalı insan ya gelip terapi görüyor. Ya görsün. Getirip ormana kaçırıp arkadan beraber oluyor. Saçma sapan ilişkilere giriyorlar. Böyle bir şey yok. Evlilik, saçma sapan şeyleri burada desteklemeyin. Bu ne bağnazlıktır ya? Bağnazlığın da bir sınırı olsun. Asıl bağnaz düşünce sizinkisi. Allah göstermesin. Ben benim babam televizyonu seyrediyor. Benim babamın seyrettiği bir yayında. Burada kimse görücü usulünü destekliyor. Destekleyemez. Yazık ya. Ayrıca ne demek destekleyemez? Ben destekliyorum. Bravo. Sizin hayatınızı ederim da veya başkasının hayatını da desteklemek zorunda değilim. Benimkini zaten desteklemeyin. Evet zaten desteklemiyorum. Desteklemeyin. Ama ben çocuğum, saygı duyarım. Benim çocuğum bir 11 yaşında 18 yaşına geldiğinde ben kendim uygun gördüm adamla evlendireceğim. Var? Bu nasıl bir acımasızca tavırdır? Önce dinlemeyi öğrenin. Kendinden beri bağırıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Dinlemeyi öğrenin. Kelimesini söyleyecek. Sürekli benimle birlikte lafa girip konuşmayın. Lütfen. Bu ülkede görücü usulü. Bu ülkenin göreneği değil görücü usulü. Bizim örfümüz adetimiz. Siz ve devam edin buna. Yazıklar olsun ya. Kız çocukları mahveden zihniyetsizsiniz işte. Kız çocukları mahveden. Yazıklar olsun. Siz haddinizi aşmayın lütfen. Yazıklar olsun. Bu ülkede... Kız çocukları görücü usulüyle evlenmeyecek bu ülkede. Evlenmeyecek. Kız çocukları kim seviyorsa kime aşık sonla evlenecek. Ben kim seveceğim? Ben yani onun babasının karar verdiği adamla evlenmeyecek. Ne alakası var? Görücü usulü ne demek? Önce onu öğrenin. Ne diyorsunuz görücü ya? Usulü bir dinleyin. Görücü usulü. Ben görücü usulü ne oldum çok iyi biliyorum. Hiç de bilmiyorsunuz. Bilseniz bunu demezsiniz. Burada kalkıp da koskoca bir 85 milyonun değer yargılarına bağnazlık yuvarlanmak delirtmem ben. Ben değer yargılarını oynamıyorum. Boş boş bu tribünlere oynamayın. Boş konuşma bu. Önce. Lütfen. Yürüyüş olsun nedir ya? Yürüyüş olsun. Yazıklar olsun. Kız çocukları sizin yüzünüzden bu ülkede şiddet görüyor ya. Görücü usulü Gökay'cığım. Görücü usulünde aileler sebep olur. Kızla erkek tanıştırılır. Yemeğe giderler. Hatta şimdi çok dindar aileler dahi erkek ve kızın bir ay, bir buçuk ay birlikte yemek yemelerini, sohbet etmelerini sağlayarak onların birbirlerinden bir elektrik alıp almadığını ve en son onlara soruyorlar. Kızım ne düşünüyorsun? Oğlum ne düşünüyorsun? Görücü usulü budur. Hatta çok eski zamanlarda görücü usulünde kız ve erkeği bir araya hani çok daha kapalı toplumken bundan 150 sene önce bile bir odaya yanlarında aile büyükleri varken onlar giderdi onlarla birlikte sohbet ederlerdi. Görücü usulü bağnazlık değildir. Herkesin bir hayatı vardır ve herkes istediği hayatı bu ülkede yaşıyor. Ama kimse kendi hayatı üzerinden ben de dahil olmak üzere başkalarının hayatını ya da bir toplumun geleneğini, göreneğini ve başka insanların yaptıklarını daha hala sapıklık derecesine kadar getiremez. Görücü usulü önemli bir değerdir. İsteyen görücü usulüyle evlenir. Böyle bir istatistik var mı elinizde? Görücü usulüyle olanlarda şiddetin hayır, daha az olduğu şimdi yönünde falan. Şimdi rakamlara bakarsanız yıllardır... Son 50 yılda kadına şiddet rakamlarına bakarsın, toplumun değişen değer yargılarına, kültürüne, değişen hayat standartına bakarsın, rakamlar yükselmiştir. Bunun sebeplerini ayıklarsın, öyle iki kelimeyle bunu anlatamazsın ama bak burada asıl problem şu,
Biz asıl yobazlık nedir biliyor musunuz? Hep böyle sakallı cübbeli insanlara ya da dindar insanlara yobaz yaftası vurulmuştur. Asıl yobazlık inanan inanmayan, kılan kılmayan, ateist dinsiz. Eğer başkasının hayatına saygı duymayıp onu dibine kadar eleştirip yok sayıyorsan ve aşağılıyorsan bu her kesim için yobazlıktır. O yüzden hiçbirimiz yobaz olmayalım. Ben herkesin hayatına saygılıyım ama doğru doğrudur. Yanlış yanlıştır. Evlilik öncesi cinsel yaşamı tercih edenler tercih ediyor. Ama örfümüze, adetimize, geleneklerimize aykırı bir şey. İkili ilişkilerde hiç anne babaya referans olarak bir karşındaki partneri sunmaz mısın sevgili Deniz? O başka bir şey. Şimdi bak benim adıma gidip hamamda, orada burada mahallede annemin benim adıma bir eş araması başka bir şey. Gidip tabii ki zaten böyle bir durumda gelip tanıştırmak bambaşka bir şey. Hı-hı. İkisini birbirine karıştırmayalım. Ben, o da tanıştırıyor. Ben önce ben mi seçeceğim? Ben beğeneceğim. Ben göz göze geleceğim. Ben önce bu insanla bir ömür boyu bir yastıkta vakit geçirebilir miyim? Bu adamın huyu benim huyuma uyar mı? Ben bunlara karar vereceğim. Ondan sonra ancak ve ancak ben tanıştırdığım için ailem devreye girecek. Ailemin devredeki pozisyonu bu. Dünyanın her yerinde evlilikler iki kişi yaşanırken bizde halay çekildiği için evlilikler bu halde. Neden? Hep kayınvalideye gece uyurken yağ dökmeler, pedere bilmem ne yapmalar. Ne alakası, pederin, nasıl bunun... bir kafa var? Hep böyle bir her programda. Şimdi konuşmamda hep oldu Seda. Evlilik yaşadınız mı? Ben konuşuyorum sizinle. Evlilik yaşadınız mı? Ben tek bir evlilik yapmış ailenin ve ikinci evliliği hiç olmayan bir aileden bir çocuğum. Öyle bir şey yok. Ben konuşabilir miyim? Özele girersek çok yanarsınız burada. Bütün herkese aynı kelimeyi koyuyor. Ben asla konuşamıyorum. Arkadaşlar bana tekrar söylüyorum. Nasıl ben dinlerken aynı saygıyı bana göstereceksiniz. Karşılıklı. Sevgili ben tekrar ediyorum. Aynen. Bu anlamıyor sevgili ya. Deniz Akkaya, sevgili...